Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda FIFA 18 Ultimate Team modu için fiyat performans odaklı 4 tane başlangıç kadrosu kurdum. Kadrolara başlamadan önce FIFA 18'deki ilk paket açılımını da yaptım ve benim için gerçekten çok iyi bir paket açılımı oldu. Tam 2 tane Team of the Week çıkardım ve o videoyu izlemek istiyorsanız açıklama kısmına linkini bulabilirsiniz. Asıl konumuza dönecek olursak, başlangıç kadrosu derken ne alaka diyor olabilirsiniz. Şu alaka, Ultimate Team ilk çıktığında, ilk ayında özellikle oyuncuların fiyatları çok pahalı oluyor. Ve bizlerde de bunu karşılayacak coins çoğumuzda olmadığı için bu oyuncuları alamıyoruz. Ben de bu iyi oyuncular gibi performans gösterecek ama bu iyi oyuncular kadar pahalı olmayan adamları topladım ve bu adamlardan oluşan tam 4 tane farklı kadro kurdum. Ve sizlerden de şunu istiyorum. Siz de bu 4 kadroya bakın. En beğendiğinizi yorum kısmına belirtin ve bunun yanında kendiniz bir kadro kurun. Bu kadroyu kurarken ucuz ve iyi oyunculardan kurduğunuza emin olun. Ve kadroları kurun abi. En çok like alanı ben yorum kısmına sabitleyeceğim. O kadroda bu videoyu izleyenler için 5. alternatif olarak dursun diyorum. Ve hadi ilk kadroya başlayalım. Evet arkadaşlar, şu an ilk kadromu görüyorsunuz. Bir Premier League kadrosu ve Premier League kadrosu alternatifleriyle kurdum. 4-3-2-1 formasyonu benim en başarılı olduğum formasyon ve bu oyuna da giren en iyi formasyonlardan olduğunu söyleyebilirim. Hücum hattında sol açıkta Izquierdo diye bir oyuncu var. Yanında hücum hattı olarak Vardy var ve sağ forvet olarak da Zaha'yı kullanıyorum. Şöyle bir şey var, Vardy bir nebze pahalı olabilir. Onun yerine yedek kısmında Musa'yı Vardy'nin yerine alabilirsiniz eğer fiyatı pahalı gelirse. Ve Zaha'nın diğer bir alternatif olarak da Walcott'u koydum. Ön tarafa baktığınızda hepsi 90 pace'in üstünde ve driblingleri de yüksek oyunculardan oluşuyor. Bu kadroyu gerçekten çok hızlı atağa çıkıp kontralar yapabilirsiniz. Ve şu an orta sahadaki üçlüye geçeceğiz. Orta sahadaki üçlü, yani şu formasyonu her zaman bir tane hücuma yönelik orta saha, bir tane savunmaya yönelik orta saha, bir tane de box to box dediğimiz çift taraflı oynayacak orta saha gerekli. Şimdi burada Lanzini 81 ratingiyle, pace'i ve dribblingiyle hücuma yönelik olarak oynatacağız. Saivet de Newcastle'la Premier Lig'e bu sene geldi. O da box to box, yani çift taraflı oynatacağımız oyuncu olacak. Ve Leroy Fer de hem hızının yavaş olmaması hem de fiziğinin yüksek olması ve uzun boylu da bir oyuncu. Hava toplarını toplaması açısından da iyi. Onu da daha defansif olarak oynatabilirsiniz. Şimdi sol beke baktığımızda Selat Kolasinac'ı koydum. Hem hızlı hem de 89 gibi çok yüksek bir fiziği var. Stoperlere baktığımızda Sanchez ve Mangala benim tercihlerim. Ama şunu da eklemeden geçmeyeyim. Şimdi Kolasinac'ın yerine biraz daha pahalı alternatif olan Rose kullanılabilir. Ve Sanchez ya da Mangala'nın yerine memnun kalmazsanız da West Ham'dan Steven Reid bir tercih olarak kullanılabilir. Sağ bekte Aurier var. Aurier de 84 pace ve 84 fizikle sağlam bir oyuncu olarak orada duracak. Ama muhtemelen bir nebze pahalı olacaktır. Eğer paranız yetmediyse onun diğer bir alternatifi olarak Chelsea'li İtalyan oyuncu Zappacosta'yı önerebilirim. Zappacosta da 82 pace ve 75 defans, 76 fiziğiyle güzel bir alternatif olabilir. İkinci kadromuza gelecek olursak La Liga kadrosu. 4-4-2 mantığını kurdum burada. Şimdi hücum hattına baktığımızda Muriel ve Bakan bu gerçekten çok iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum. Her iki oyuncu da hızlı, driblingleri de yüksek, fizikleri de fena değil. Ve forvet hattıyla ilgili şöyle güzel bir şey var. İkisinin de zayıf ayağı 4 yıldız olması demek. Mesela zayıf ayaklarıyla bir pozisyon geldiği zaman gol atma ihtimaliniz yükselecektir. Şimdi ofansif orta saha olarak Vieira var Las Palmas'tan. O da driblingi ve pace'i yüksek. Pası da 81 olduğu için onu orada kullandım. Orta sahada Barcelona'dan Brezilya'da oyuncular Rafinha ve Paulinho'ya bıraktım. İkisi de box to box tarzında oynayabilecek oyuncular, çift taraflı olarak etkili. Paulinho'nun bu sene bir Kante etkisi yaratabileceğini düşünüyorum. Statslarına, yetenek puanlarına baktığımızda hani en düşük özelliği 74, o da şutu. Diğer bir orta saha olarak Partey var. Şimdi sol bekte Antunes var. Stoper ikilisini olarak Nacho Fernandes ve Gimenez'e stoperi emanet ettim. Gimenez 83 rating ama fiyatı o kadar yüksek değil. İkisinin de pace'i yüksek ve Gimenez'in defansif özelliği 85 olması gerçekten ilgi çekici kılıyor oyuncuyu. Sağ bekte de Japa
diye bir arkadaş var. Japan'ın şöyle bir özelliği var. Zayıf ayak 4 yıldız, skill moves 4 yıldız ve bunun yanında 86 pace ve 84'lük fiziği gerçekten ilginç bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Kalede de Rico'yu görüyoruz. Şimdiki kadro gördüğünüz üzere bir İtalyan kadrosu. 4-5-1 formasyonunda forvette Eder tek forvet olarak kullandı. Sol açık olarak Stephen El Sharabi 87 pace'si ve 84 dribbling ile gerçekten önüne boşluk buldu mu atıp gidecekti. Sağ kanatta Berardi'yi görüyoruz. Forvet arkası olarak Perotti'yi kullanacağız. Perotti de yine dribbling özelliğinin yüksek olması ve pas özelliğinin de 78 olması güzel bir tercih olacak. Şimdi orta sahaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hep orta sahalarda eksik yönü olan oyuncu istemiyor. FIFA 17 Ultimate Team bize biraz bunu gösterdi. Hani her özelliği iyi, bir özelliği kötü olunca özellikle orta sahada o oyuncu biraz kalitesiz gözüküyor. O yüzden mesela Milinkovic-Savic en düşük özelliğine baktığımızda 71 ve fiziğinin ve dribblinginin gerçekten yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Parola, o da pace'i 71 ama fiziği, dribblingi gayet güzel. Şimdi sol bekte gerçekten çok etkili bir isim gibi gözüken Dalbertuk verdim 91 pace ile. Stoper ikilisi olarak Tonelli ve Astori'yi seçtim. Sağ bekte de yılların eskidemediği Abate var. Abate tercih edilen bir kart olmuştur İtalya Ligi kadrolarında. Kaleci olarak da Donnarumma'yı koydum. Evet, şimdi geldik Almanya Ligi kadrosuna. Şimdi burada da 4-3-2-1 formasyonunu benimsedim. Hücum hattına baktığınızda bizden Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı görüyorsunuz. Bruma'nın yanında aslında olması gereken kişi Timo Werner. Ama Werner gerçekten çok sağlam bir kart ve oldukça da pahalı 82 rating ile. Şu anlık ben Origi'yi kullandım. Origi yetenek puanları oldukça iyi gözüküyor. Sağ açıkta Eden Hazard'ın kardeşi olan Hazard'ı görüyorsunuz. Mönchengladbach forması giyen. Pace'i, dribblingi ve pası oldukça yüksek. Almanya Ligi'nde orta sahada diğer liglerdeki kadar hem ucuz hem de iyi oyuncu alternatifi pek yok. Şimdi Hector'u kullandım. Şutu düşük. Kevin Campbell'ı kullandım. Defansı ve fiziği oldukça düşük. Şimdi burada çok iyi bir alternatif var. Birisi şu an gördüğünüz Tolisso. Tolisso birazcık daha pahalı olacaktır. Diğer ligdeki orta sahalara göre özellikle biraz daha pahalı olacaktır. Ama asıl adamımız şu an yedekler kısmında gördüğünüz Goretzka. 84 pace'i var. 80 dribblingi var. 77 defans, 76 fizik. Muhteşem bir kart. Tam bir Joker kartı. Ama fiyatı biraz yüksek. O yüzden ben şöyle bir dizilim yaptım size. Goretzka'yı da yedek kısmına koydum. Paranız varsa kesinlikle alın ama yoksa da bu üçlü sizin işinizi görecektir. Şimdi sol bekte Wendel'i görüyoruz. 86 pace ile oraya girmeyi hak etti. Stoper kısmında, stoperlerde gönlüm rahat açıkçası. Vogt var. 76 pace, 79 defans, 80 fizik. Ve Abraham 80 pace ile iddialı bir stoper. Sağ bekte de Kaderabek isimli arkadaş var. 81 pace, 78 fiziğiyle dikkat çekiyor arkadaşlar. Kaleye de Bauman'ı koydum. 4 kadronun sonuna geldik. Sizden de istediğim üzere lütfen 5. kadroyu da siz kurun. Ve ucuz oyunculardan kurmaya gayret gösterirseniz daha iyi olur. En fazla like alan kadroyu üstte yorum kısmına sabitleyeceğim ve 5. alternatif olarak duracak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle videoları kaçırmamak için abone olursanız çok sevinirim. Eyvallah, sağ olun.